Semih'le olan muhabbetine, yemeklere falan yardım etmedim. Çünkü hayır, ben Semih'in ne olduğunu biliyorum. Sebebini anladın mı? Evet. Ya biz konuştuk kırılma. Onu zaten. Biz onu konuştuk. Ben bak, sakın bana kırılma. Yardım kırıldığım mevzu ne biliyor musun? Ama haklısın. Sen şunu anlamıyorsun. Bak Daniela. Bir saniye konuşabilir miyim? Bir saniye. Ben konuşacağım önce. Ben başlattım. Bak Daniela senin her seferinde kırılmanı, ağlamanı göz ardı edebilecek bir insan. Ama ben seni tekrar tekrar ağlamanı istemiyorum. Bir şeyde üzülmeni istemiyorum. O senin üzüleceğini bile bile böyle bir şeyi tekrar yapmak istedi ve hayır, yaptırttı. Hayır. Benim sana kırıldığım tek sonra mevzu sonra da oturdu lezzetli keyfine bak. Benim tek kırıldığım mevzu ne biliyor musun? Ben senin Nur'dan daha yakın arkadaşınım. Ama sen Nur'la daha yakın davranıyorsun bu konuda. Yani... Mesela geliyorsun burada Nur'la kahkaha atabiliyorsun ben orada içeride ağlarken. Sen ağlarken ben burada hiç gülmedim. Ne zaman? Ben göster bir tane göster. Ben içeride ağlıyordum mesela. Sen burada Nur'la oturuyorsun. Ben kahkaha atmıyordum. Ama ne yapmamı bekliyorsun? Nur'un yanında oturamadım. Senin yanında oturamadım. İçeride bir derede kaldım. Bir de yemeğe yardım etmek istemedim. Çünkü yani, senin üzüleceğini Nur'un biliyordum. Nur'un yanında olmana dayanamam. Ben biliyorum mesela, biliyorum demekten ve kıskançlık olarak görme sadece. Kıskanır mısın beni? Yani tabii ki de kıskanıyorum. Yani, sen çünkü benim dostumsun anladın İyi, mı? Ve ben gerçekten acı çekiyorum. Ya üzülmeni istemiyorum. Ben yanımda olmamı istiyorum. Gitti. Ben sadece dostlarımın yanımda olmasını istiyorum. Ben sizden çok bir şey beklemiyorum. Sadece yanımda olmanızı, desteğinizi istiyorum. Şunu bil. Ben burada oturayım, sen orada ol ama benim kalbim bütün gün senleydi. Ve var ya, yemeği hazırlayıp o duruma gelmeni hiç istemedim. Hiç istemedim. Bu yüzden senin üzüleceğin yerlerde yanında durmam. Üzüleceğini bile bile niye yapıyorsun? Defalarca söylüyorum. Ya benim Semih kalbim paramparça etti. Demiştim demekten bıktım. Sen doğal ve içten bir adamsın ha. Gerçekten bak, yani. Teşekkür ederim bunu gördüğün için. Çünkü şuradan... Söylediğim yani şurada hissediyor hemen ağzımdan çıkar tutamam. Yani buraya gelen mesela Semih mesela Melis der. Ama dediğim gibi 12 saat sonra Nur da diyebiliyor. Ben bunu direkt söyleyebiliyorum. Yani aramızdaki fark da bu. Güzel. Yani böyle bir şey var abi. İşte açık konuşulduğu zaman bak bu güzel bir şey abi. Tamam mı? Açık konuşmak çok güzel bir şey. Tak 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 düşünceni söylemek de çok güzel bir şey. Ama karşındaki insanın da orada duygusal bir olayı varsa, duygusal bir işi varsa sana tepki göstermesi de normal. Normal, doğru söylüyorsun. Bunu da normal tabii karşılamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Mesela o konuda Murat abi sana tepki gösterdi. E biz de bu adamın yanında olduk. Niye bu adamı 4,5 aydır burada biz senden önce tanıyoruz? Doğru, haklısın. Ben içeride bir şey yaşananlara şahitsiniz. Bir vefamız var ve yaşanılanları da gördük. O yüzden tepki. Yoksa bana ne abi ya? Tanımasam etmesem sen gelmişsin başkasına birine aday olun. Bana ne ya? Aynen. Ne karışacağım? Bana ne? Doğru. Benim söylediğim bir söz var ya, her zaman doğruyu söyleme ama ne söylersen doğru olsun. Evet. Bu zamana kadar yok kardeşim. Nazardan saklısın. Allah olabilir. Ezan okunuyor. Hep böyleydim abi. Hiç başıma da bir şey gelmedi. Çok şükür. Ama bu evde gelecek yani onu algılayabiliyorum. İşte bura bazen hayat içerisinde yaşayamadığımız şeyler öyle bir yaşatıyor ki sen diyorsun ki hayatım boyunca ben bunu yaşadım ya. Bundan sonra ölsem de gam yemem, sırtım yere gelmez diyorsun. Eser pankek götürüyor, ben de borçları götürüyorum. Nereye? Borçları götürüyor. Pankek götürüyor? Ben de borçları götürüyorum. Hani bize yapmıştın? Ya abi, sabote edelim biraz, dur da. Ama bu yaptığın ayıp ya, hani bize? Ha? Hani bize? Bak. Söyleyen adama bak. Sen dün öyle mi yapıyordun? Bak biz size yapıyoruz ama. Seviyorum, düştü. Peki. Semih var ya 3-4 tane özellik istiyor anladın mı? Ama ayrı ayrı kişilerdeki özellikleri istiyor. Hani sendeki cilveyi, boyu posu istiyor. Burcu ama buradaki şeyi istiyor anladın mı? Karakteri ve o usul ustalığı falan istiyor. Hani akıllıca davranmaları var ya kendisini hani mesela dağıtmayan bir kız. Sen kendini çok dağıtıyorsun. Dikkat çekiyor bu da. Burcu ne oğlum? Birkaç tane özellik farklı kişilerde hepsini bir toplamak istiyor ama öyle biri de yok burada. Balıktı değil mi? İki balık. Çok da duygusal aslında biliyor musunuz? Tabii canım balık çok duygusaldır. Çok. Bakın Melis şöyle bir kız şimdi. Sevgiyi görünce böyle küçük bir kedi gibi oluyor. Oo. Tamam mı? Masumlaşıyor çocuklaşıyor. Çünkü ne yapacağını şaşırıyor. Ester ve... Geldim sadece. Tankut. Ben de bir şey getireyim. Aa! Wow! Hoş geldin. Ben de buraya gelip kahvaltı yaparım size diye düşünmüştüm. Hoş geldin. İyi ki geldin. Bakayım. Ne o? Aa, inanmıyorum. Sana söyledim ya dün. Vay be. Hı-hı. Aşkım. Aç mısın? Yemek yedin mi? Yemedim. Yemedin mi? Perfect. Gel, teşekkür ben de yemedim. Teşekkür ederim. Yani beraber yiyelim.
Vay be, pankek görünce anılarım depreşti. Hadi yiyelim. Bol yaptım, kimle paylaşmak tamam. istiyorsan diye. Bekle. Pankek yiyecek misin? Nar ekşisi. Oo. Adnan barışıklar. Bence şu an çok akıllı diyor şu anda. Midesinden giderek mi? Sevgiliyken niye böyle bir şey yapmıyordu? Niye? Bir ayrılması mı gerekiyordu böyle? Yapıyordu, nasıl yapmıyordu? Yemek. Bak bu Emre de barışmaz demişti, barışmadı. Kahvaltı hazırlık. Adnan barışmaz diyor şimdi. Emre'nin barışmayacağını ben de söylüyorum. İşte ben de ondan bahsediyorum. Ama Adnan bence barışır. Adnan çok seviyor Ceyda'yı. Ekmek versin. Emre de seviyordu. Emre ile Ceyda'yı biz bir değil yani. Şeyi. Ne? Emre sence sevgili olacak kadar seviyor mu? Kimi? Ha, abi ben kimsenin yerine konuşmak istemiyorum. Ama hakikaten çocuğun vurmuşsun yani bir yerden. Bilmiyorum nereden ama. Kalbinde ne olmuş? Eros'un okunu fırlatmışsın ona. Ben Emre'nin Hazal sevdiğini düşünüyorum. Ben de. Ama sevgili olacak kadar değil. Ben de. Sevgili olacak kadar. Hem de daha fazla. Tankurt sence Emre Hazal'ı seviyor mu? Dönen konu şu an. Şu Emre Çelli'yi alabilir miyim? Emre Hazal'ı seviyor mu? Ah. Emre Hazal'ı seviyor mu? Hazal'a sorsan bana ne soruyorsun? Ali Ayşe'yi seviyor mu? Öyle bir şey olur. Hazal'a sor abi, seviyor mu seviyor mu? Bence Emre'ye sorun abi. Bize niye? Orada hala hareketleri nasıl o zaman onu sorayım. Kanka kardeş payı. Hazal sen yanık seviyor musun? Ben sevmiyorum. Ceyda geliyor. Havalı tabağın kafasına mı yedin? Topuklu ayakkabı sesi. Ne oldu? Havalı tabağın kafasına. Niye öyle geldi? Ha? Ne bileyim, yaptın bir... anlat. Yoruldum, terledim, heyecanlandım. Bir bölüme girmiş. Çok öptüm, kaçtı. Öptün mü? Öptüm, kaçtı. Ne yaptı wow. öpünce? Kız sus. Öpünce ne yaptı? Çekti tabii şöyle. Çekildi ha? mi? Ha. Çekildi mi? Sos lazım. Olsun. Alabilirsin. Ay boğazlarım kurudu, yemin ederim ya. Hayır! 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 İnanmıyorum ya. Çok acı, çok acı. İçler acısı. Kötü oldu. Nasıl bir şanssızlıktır yani? Ben işte bu zaman süresi... Gözü kaldı. Gördün mü? Ayıp denen bir şey var ya. Kesin öyle bir şey oldu. O kadar kıyak yaptım bir de. O zaman alır mısın kendi tabağını? Kahveni de alır mısın? Dur, benimkileri bırak sen. Sen olduğu hangisi gibi. Hangisi? Dur. O içinde kaşığı olan bebeğim. Tamam, sen ben alıyorsun kahvaltını. Sen ekmeklerini de al. Al al al. Sen yok yok al, sen kızarmış ekmekleri say, ben şunu ekmekleri yiyeyim. Hayır. Neyse tamam kalsın. Hayır. Ben burada tek başıma isyan ede ede yiyeceğim. Bir dahaki sefer. Neyse. Ben kahvaltı getiririm bir dersi. Afiyetle ye. Teşekkür ederim. Evet, hiç afiyetle yiyemeyeceğim ama. Bir şey konuşmak istiyorum. Sen beni bekliyorsun değil mi? Bekliyorum. Sırf o yüzden atılıyorsun. Hepimiz senin gitmeni bekliyoruz. Ne oldu? Ne oldu? Bir dersi. Çok büyük bir şanssızlık ya. Şanssızlık evet. Mehtap'ın gözü kaldı. Mehtap. Orada. Afiyet olsun Tankut. Teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar. Kime selam? Bir. Kimseye yok kanka. Herkese... Ne selam yollayacağız ya? Biten bitmiştir, hariç. Bittiği gün bitmiştir. Hadi Melis. Canım hadi. Erkeklere bir çıkıştan sağda. Mehtap haddini bil artık yeter. Haddini bil. Efendim Ceylacığım. Haddini bilmiyorum. Adnan, haddini bil, ben Murat'a söyle. Böyle bir saygısızlık asla yapmadım. Tamam. Senin ilişkinle Dani, bir kez uzun karışmadı. Ben duymuyorum onu söylediklerini. Beni dövecek. Dani'cim ben duymuyorum onu söylediklerini. Tamam. Afiyet olsun. Saygılı ve terbiyeli hanımefendi. Dani ve Tankut kahvaltı yapamadılar çünkü ilişkileri gibi kendileri de yavaşlar.